Şimdi söz sırası Iğdır Milletvekilimiz Mehmet Emin Adıyaman'a aittir. Sayın Adıyaman, süreniz 10 dakika. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Öncelikle konuşmama başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ayrımcı bir bütçe olduğunu ifade etmek isterim. Birincisi, kadın ve erkek eşitliğine dayanmayan, kadını yıllardır devam ede gelen ötekileştirme politikası bu bütçede de devam ediyor. Yani cinsiyet ayrımcı bir bütçedir. Kadının ve genç kızların eğitimine önem vermeyen bir bütçe. İkincisi, bu bütçe etnik ayrımcılığa dayanan, ötekileştiren, Türkçenin dışında diğer dilleri, bu ülkede var olan diğer dilleri yok sayan bir bütçedir. Değerli milletvekilleri, Kürtçe üzerinde Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu tarafa başlayan yok sayma, asimilasyon politikaları süre geldi. Ama bu Cumhuriyet kurulurken, Kurtuluş Savaşı verilirken Kürtler hiç şüphesiz kurulacak Cumhuriyet'te kendi dillerinin, kendi kültürlerinin, kendi tarihlerinin yasaklanacağını beklemiyorlardı. Dolayısıyla 1924 Anayasası'yla birlikte ulus devlet ve ulus toplum projesiyle halklarımız üzerine dayatılan resmi ideolojinin sonucu olarak ancak Türk ve Müslüman olunabilirdi. O politika son 15 yıldır AKP iktidarının yeni Cumhuriyet, yeni Türkiye söyleminde de hiçbir değişikliğe uğramadı. Kürt dili ve kimliği üzerindeki bu sistemli baskılar sadece resmi yasaklarla devam etmedi. Bunu destekleyen aslında pratikte bir takım uygulamaları da oldu. Ne oldu? Özellikle Kürtlerin yaşadığı coğrafyada uygulanan politikalarla sürekli bir biçimde metropollere yoğun bir Kürt göçü sağlanarak, ekonomik yatırımlar yapılmayarak Kürtlerin batıya göçüyle asimilasyona uğramalarıyla da bu politikalar desteklendi. Aslında Kürt sorununu doğuran ana sebeplerin başında ya da en önemlilerinden birinin Kürt dili üzerindeki yasaklar, Kürtçe eğitim üzerindeki yasaklar olduğunu söylemek mümkündür. Dili yasaklanmış, aşağılanıp horlanmış, ötekileştirilen bir halkın kendisine dayatılan dile ve dayatanlara karşı bir tepki duymaları, onlara bu dayatmaya karşı çıkmaları elbette beklenebilir bir durumdur. Ve doğrusunu söylemek gerekirse değerli arkadaşlar, devlet eliyle uygulanan bu asimilasyon politikaları bugün yaşadığımız çatışmalı süreci de besleyen aslında ana kaynaklardan biri olmuştur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bölücülük kavramı bu ülkede adeta şizofrenik bir vaka gibi algılanmaktadır. Daha doğrusu şizofrenik bir vakadır diyebiliriz. 25 milyonu aşkın Kürt yurttaşın kendi ana diliyle eğitim ve kurumsal alanda kendisini ifade ve var olma talepleri midir bölücülük? Ya da kendi tarihini, kültürünü, edebiyatını, sanatını öğrenme talebi midir bölücülük? Bir başka boyutuyla siyasal, ekonomik ve sosyal anlamda iradesini ortaya koymak mıdır bölücülük? Sorarım size, bölücülük bu mudur? Elbette değildir. Asıl bölücülük nedir? Size söyleyelim. Bölücülük, evrensel ve uluslarüstü sözleşmelerle tanınmış bir halkın doğuştan gelen temel haklarının inkarıdır asıl bölücülük. Bunu yok saymaktır, bunu göz ardı etmektir. Bu ülkede eğer bir bölücülükten bahsedeceksek, Kürt halkının tarihten gelen haklarına, ana diliyle eğitim hakkı başta olmak üzere tüm ulusal taleplerinin inkarı ve reddine dayanan siyasi anlayış bu ülkenin birlikte yaşam anlayışına dinamit koyan asıl bölücülerdir. Yine Kürt ve Kürdistan kavramına tahammül edemeyen,
bu gerçeği göz ardı edip inkar etmekle buharlaşacağını, yok olacağını, beyinlerden ve kalplerden silineceğine en başta da kendisini inandırmaya çalışanlar bu ülkeye en büyük zararı veren en önemli bölücülerdir. Kürtlerin tarihimizde Türk halkıyla bin yıllardır beraber yaşama iradesini defalarca ortaya koymuştur. En son Kurtuluş Savaşı sürecinde Osmanlı İmparatorluğu parçalanırken Osmanlı idaresindeki bütün farklı uluslar, aidiyetler ayrılırken Kürtler bir kez daha birlikte yaşama iradesini ortaya koydu. Ama bu iradeyi ortaya koyarken kurulacak yeni cumhuriyette kendi tarihinin, dilinin, kimliğinin, coğrafyasının isminin yasaklanacağı düşüncesiyle bu iradeyi ortaya koymadı. Bu irade 24 anayasasıyla o dönemin müktedirleri olan milliyetçi, ırkçı kesimlerin dayatmış olduğu bir darbe anayasasının sonucu olarak 90 yıldır bu ülkede kanayan bir yara ve bu ülkenin dağlarından hiçbir zaman silahlı insanların eksik olmadığı bir süreci yaşamaya başladık. Bu gerçekleri görmeden salt koltuklarımızda oturarak 25 milyonu aşkın ve tarihin derinliklerden gelen bu coğrafyanın en kadim halkını yok saymak gerçekle yüzde gelmemek gerçekten kaçmak demektir. Değerli milletvekilleri, meclisin iş tüzüğünde bile değişiklik yapılarak bizim bu kürsüden anayasayı eleştirmek, anayasayı değiştirmek, anayasanın mevcut hükümlerine karşı çıkma hakkımız dahil olmak üzere bütün konuşma haklarımız burada gasp edilip yasaklanırken Kürtlerin coğrafyasının, isminin varlığı yok sayılırken bu meclisin 3. Büyük Partisi'nin eş genel başkanları ve milletvekilleri zindanlarda tutulurken 90'a aşkın Kürt halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanları cezaevlerine tıktırılıp 10 binlerce Kürt siyasetçi hukuksuzca rehin tutulurken kalkıp bu kürsüden veya medyadan Kürt halkına kardeşlik edebiyatıyla gerçeği örtbas edemezsiniz. Böyle bir kardeşlik de olamaz. Bu olsa olsa bir algı operasyonu olur. Kaldı ki Kürt halkına olan düşmanlık sadece ülke içinde değil, Kürdistan Federal Bölgesi'nde ortaya çıkan %92 oyla ortaya çıkan referandum sonucunu bile gayrimeşru ilan etme, Irak'ta yaşayan Kürtlerin Irak Araplarının egemenliği altında yaşama gibi bir iradeyi ortaya koymanız bile bu kardeşliğin ne kadar gerçek dışı olduğunu ortaya koyuyor. Rojava'da Kürt halkının 70 yıldır Bas rejimine, Bas inkar politikalarına karşı verdiği mücadelede son dönemde ortaya çıkan iradesini bir tehlike, bir ülke dışında olmasına rağmen Türkiye sınırları dışında olan bu Kürtlere dahi tahammül edememek aslında Kürtlere olan düşmanlığın pratik anlamda bir ifadesidir. Değerli arkadaşlar, bu ülkenin kurucusu olan Mustafa Kemal defalarca Kürt Kürdistan'ı ifade etmiştir. En son ölümünden 2 yıl önce 1936'da sizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dediğiniz bölgelere Kürdistan demiştir. Kürdistan sözcüğü, Kürdistan teriminden neden bu kadar korkuyorsunuz? Bu korkunun sebebi ne? Kürdistan sözcüğünün kullanılmaması Diyarbakır'da, Ağrı'da, Şırnak'ta, Muş'ta, Bitlis'te, Van'da yaşayan halkın Kürt olduğunu, Kürt gerçekliğini yok mu ediyor? O şehirlerin birer Kürt şehri olduğu gerçeğini örtüyor mu? Kapatıyor mu? Elbette değil değerli arkadaşlar. Siz yok saysanız da, siz yasaklasanız da bunun en güzel cevabını milletvekilimiz Sayın Osman Baydemir'e verdiğiniz ceza nedeniyle yaptığı konuşmada çok açık ifade etti. Sayın Osman Baydemir söylediği gibi Kürdistan sadece bir coğrafik isim değil, sınırlarını çizip güvenlik güçleriyle kontrol edeceğiniz, işte baskılayacağınız veya sömüreceğiniz bir alan değildir. Osman Baydemir Kürdistan'ın şurası olduğunu söyledi. Evet, Kürdistan milyonların kalbinde olan bir yerdir.
Siz zindanlara tıkabilirsiniz. Ahmet Kaya Kürtçe bir klip yapacağım diye lince uğradı. Ahmet Kaya öldürüldü ama kalbi yaşıyor. Kalbindeki Kürdistan'da yaşıyor. Osman Baydemir'e ceza verdiniz. Para cezası verdiniz. Buradaki konuşmasını yasakladınız. Kürdistan yok olmuyor. Osman Baydemir'e ceza verdiniz. Sözlerinizi tamamlamak için bir dakika ekstra veriyorum. Buyurun Sayın Adıyaman. 12 Eylül darbe ve diktatör rejiminin önümüze koyduğu anayasanın arkasına sığınarak bizim milletvekilliği sıfatımızdan kaynaklanan her sözümüzü, her söylemimizi burada yasaklayarak ne bu ülkeye bir demokrasi, ne özgürlük, ne de adalet, daha da önemlisi ortak yaşam duygusunu inşa edemezsiniz. Değerli arkadaşlar, hakikati taşıyan milyonlarca kalp var. Ahmet Kaya öldürüldü. Osman Baydemir'e ceza verildi. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve milletvekili arkadaşlarımız cezaevlerine tıktırıldı. Ama gerçek örtülemiyor. Bu ülkede hala kalpler atıyor. Kalp diye bir gerçeklik var. Kürt halkı diye bir gerçeklik var. Kürdistan diye bir yer var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Adıyaman.